Ergündüler, Değişim Yılı Öyle küçük detaylarla zaman harcıyoruz ki bazen şaşırıyorum. Hayati önemde onca gelişme yaşanırken, oturup fındık kabuğunu doldurmayacak meselelere zaman ayırıyoruz. Oysa içinden geçtiğimiz zaman diliminde kişisel kavgalara, küçük ve anlamsız tartışmalara yer yok. Ama alışkanlıklarımız dünyayı kavramaya engel oluyor. Neyse... Başkan Donald Trump'ın kampanya danışmanı ve yakın arkadaşı olan Roger Stone, küresel derin devleti en iyi tanıyanlardan biridir. Stone kısa bir süre önce "Eğer Trump durdurulmazsa Amerika iç savaşı çıkacak, hem de çok yakında." dedi. Stone'un bu sözleri Trump'a cephe aldı diye yorumlandı. "Asla böyle bir şey yok." Roger Stone Pentagon'u da çok iyi tanıdığı için küresel derin devletle yaşanacak savaşın ülke içinde de derin etkileri olacağını söylüyor. Amerika ve İngiltere'de çok önemli isimler. Evet gerçekten de Pentagon ve küresel derin devlet büyük olaylarla karşı karşıya gelecek. Britanya Amerika'nın kuruluşunda yer aldığı için ülkenin 50 eyaletinde de etkisi olan bir güç. Trump bu nedenle iç savaşı bile göze aldı yorumları yapılıyor. Tehlikeyi anlatıyorlar. Trump Great Amerika hayali olmayanların yok olmasını istiyor. İç savaşta en etkin gücün Pentagon olacağını düşünen Trump, yeni ve güçlü Amerika için aslında ülke içinde iç savaşı ciddi şekilde istiyor. Tabii kontrolün kendisinde olması şartıyla. Stones'a bu savaşın Amerika tarafından kazanılma ihtimalinin az olduğunu düşünenlerden. Amerika geçmişte de gücünü hep Pentagon'dan aldı. Körfez krizlerinde Pentagon Amerikan siyasetine yön verdi. Yeni İpek Yolu projesi ilk hayata geçtiğinde de Pentagon devreye girdi. Ancak işler umduğu gibi gitmedi. Daha doğrusu İngiliz aklı galip geldi. Şimdi Pentagon'un çok önemli bir hamlesi var. Bu aslında Yeni İpek Yolu'nun geleceğini belirleyecek. Çin Komünist Partisi Ekim ayında kongre yapacak. Pentagon Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kongreyi kaybetmesi için olağanüstü hamleler yaptı. Oyunu merkezinde kazanmak için. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir güç Londra ile ortaklık isterken Çin Komünist Partisi'ndeki muhalifler de Çin'in geleceği için Amerika ile kısmi ortaklık taraftarı. Oyun içinde oyun yani. Zaten Çin'in içi en az konuşulan konu. Dünya dengeleri öyle hızla değişiyor ki şu anda Amerika Çin Komünist Partisi'ndeki önemli bir grupla aynı düşünüyor. Mücadele var ama ittifak arayışları da olanca hızıyla sürmekte. Eğer Xi Jinping Ekim ayındaki kongreyi kaybederse yeni İpek yolu Britanya'nın elinden kayabilir. Amerika bu kongre için her detayı düşünürken Britanya da sessiz durmadı. Kraliçe 2. Elizabeth'in emriyle kongrenin Xi Jinping'in zaferiyle sonuçlanması için adımlar atıldı. Dünya yeni bir yörüngeye girdi. Artık devletler tarihlerinin en önemli kararlarını almak zorunda. Bu sadece Amerika ve İngiltere için geçerli bir kural değil. Rusya, Türkiye, İtalya, Almanya, Fransa ve Körfez ülkeleri için de geçerli. Dünya 300 yıldır iki kutuplu olarak yönetiliyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bunun tek kutuplu olacağı düşünülüyordu. Rusya ile Amerika iki kutup olarak dünyayı belli bir dengede tuttu. Amerika bunu istedi çünkü ancak Obama'nın Beyaz Saraya gelmesiyle birlikte Britanya tek kutuplu bir dünya için ısrar etti. Kartları buna göre dağıttı. Bu tek kutupsa Londra merkezli olacaktı. Pentagon da bunu fark ettiği için Trump'ı Beyaz Saraya gönderdi. Eğer Hillary Clinton Beyaz Saray'da başkan olarak göreve başlasaydı bugün hem Amerika hem de Rusya için büyük çöküş başlayacaktı. Obama döneminde Rusya'yı bitirme operasyonu petrolle başladı. Rusya petrolün varilini yaklaşık 20-24 dolara çıkarıyordu. Düğmeye basıldı ve petrol fiyatları çakıldı. Putin büyük zarar gördü. Neredeyse çıkarılan petrol maliyetini bile karşılamıyordu. Bu Rusya'nın yeni dengede olamayacağının göstergesiydi. Putin bunu görmüştü. Hillary Clinton başkan olsaydı bugün petrolün varili 12 dolar olacaktı. Bu da Rusya'nın sonu demekti. Ancak Trump Britanya'nın planını bozdu ve petrolün 50 doların üzerine çıkmasını sağladı. Bu rakamlara çıkmasından çok bu rakamlarda kalmasının önemli olduğunu iyi bilen Rusya perde gerisinden Trump'a teşekkür etti. Unutmayın Rusya İpek yolu için asla Britanya ve Çin gibi düşünmüyor. Şu an Pentagon'un oyununu görmek için zamana oynuyor. Oyunun içinde gibi yapıp her an saf değiştirebilir. Devam. Trump tek güç olarak Amerika'yı görmeye arzularken Rusya'nın tamamen yol almasını istemiyor. Çünkü Amerika karşısında Britanya olursa bunun gelecekte büyük risklere neden olacağının farkında. Rusya en iyi denge oyuncusu. Pentagon'un İngiltere ile yakınlaşan ülkelere karşı yaptırımlarına dikkat edin. Türkiye, Katar, İspanya, Fransa. Katar hariç 3 ülke terörle karşı karşıya. Orta Doğu'daki terör başta Türkiye olmak üzere körfez ülkeleri için önemli bir sorun. Türkiye 30 yılı aşkın bir süredir mücadele ettiği PKK'yı bitirdi. Büyük mücadele ile büyük yol alındı. Kimsenin yapamadığı yapıldı. Ancak PKK yeni logosuyla, Pentagon stratejisiyle ve özel teknolojik silahlarıyla Türkiye'nin karşısında. Türkiye'siz Orta Doğu'da tutunamayacağını çok iyi bilen Pentagon olmayacak işlere soyunuyor. Türkiye'yi dizayn etmek için YPG ile yürüyor. Bunu deneseler de alacakları sonuç yok. Ama görünen o ki Pentagon YPG'den vazgeçmeyecek. Pentagon'un YPG planını YPG de bilmiyor. Ama Pentagon'a yakın isimler Türkiye için asıl tehlike sınırları içinde değil Irak ve Suriye'de. Oradaki askerleri hedef alacaklar diyor. Bunu nasıl yapacaklar, güçleri yetecek mi bilmiyorum. Ama planlarının bu olduğu konuşuluyor. CIA patentli DH da hesabın içinde. Küresel derin devlet, geçmişte birlikte çalıştığı terör örgütlerinin şimdi karşısında. O nedenle küresel derin devlet, Pentagon'a karşılık vermek için Amerika iç savaşını planlıyor. Trump'ın yakınındaki isimler de bunu görüyor ve korkuyor. Pentagon'un Ekim'deki Çin hamlesi tutsa da tutmasa da Türkiye'ye karşı adımları olacak. Siyaseten de. 2018 değişim yılı. Olacakları görmek için beklemeyeceğiz. Ne olursa olsun Türkiye'nin ruh verdiği ittifak kazanacak. Not, Çin'de asıl güç 7 kişilik politbüroda. Buradan 5 kişinin emekli olması gerekiyor. Teamülen, savaş bu 5 isim üzerinde gücü ele geçiren dengeyi değiştirir. Ergündiler, takvim